Türk ve yanında Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik var. Şimdi sözü Buse Genç Türk'e bırakalım. Söz sizde Buse. Evet, meclisteki özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün yeni yasama dönemi saatler 14'ü gösterdiğinde özel oturumun başlamasıyla birlikte açılmış olacak. Şimdi yanımızda Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı bugün. Ona ilişkin bir mesajınız olur mu? Ben kendisini 80 öncesinden tanıyorum. Özellikle Milli Görüş cenahında çok etkili bir isimdi. Tabii duyduğum kadarıyla koronadan vefat etmiş. Koronaya yakalanmış ve öyle vefat etmiş, eğer duyduklarım doğruysa. Tabii bu da çok acı bir şey. Yani bu kadar hassas bir konuda, işte keşke aşılar tam olmuş olsaydı, bilemiyorum. Orada bir sorun var galiba. Ve yaşamına devam edebilseydi ama çok kritik bir ortamda vefat etti. Ki Saadet Partisi'nde tartışmaların olduğu bir dönemde vefat etti. Saadet Partisi'ni biraz Cumhur İttifakı tarafına kaydırmak, o tarafta yönlendirmek gibi bir çalışma içerisindeydi. Böyle bir ortamda vefat etti. Tabii yakınlarına başsağlığı diyoruz. Kendisine de rahmet Allah'tan diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Yeni yasama döneminde efendim vatandaş neler bekliyor? Evet, şimdi yeni yasama dönemi, biraz önce iş için bir Kızılay'a kadar gittim geldim. Orada yolda birçok insanla karşılaştım ve ısrarla herkes bir sorun anlatıyordu. Yani böyle bir çaba içerisindelerdi. Şimdi milletvekillerinin hepsi seçim bölgelerine gittiler, Anadolu'ya gittiler, döndüler. Oradaki manzarayı muhtemelen görmüşlerdir. Yani her tarafta sorunlar var. Şimdi bu sorunların çözülmesi lazım. Meclisin bu konuda ağırlığını koyması lazım. Mesela bugün sabah Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nın bir açıklaması var. Gübreye yapılan zamlara dikkat çekiyor ve eğer gerekli bir an önce acil önlem alınmazsa ciddi sıkıntılar yaşanacağını ve önümüzdeki yıl için üretimin ciddi şekilde düşeceğini söylüyor. Yani bütün bunların mecliste bir ele alınması ve hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Çiftçinin sorunu var, memurun beklentisi var, çalışanların beklentileri var. Yani toplumda emeklinin, dulun, yetimin beklentileri var. Toplumda hemen hemen herkesin beklentileri var. Yani meclis biraz eskisi gibi işin içerisinde pek gözükmüyor. Meclisin ağırlığını koyması ve halkın bu temel sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Özellikle meclisin yeni yasama döneminin gündemine baktığımızda seçim ve siyasi partiler kanunun gelmesi bekleniyor. Buna ilişkin bir şey söyler misiniz? Evet, bu yasa değişikliğini hazırlayan Cumhur İttifakı'nın ortakları, yani MHP ve AK Parti bu konuda bir çalışma yapıyor. Belli konularda anlaşılmış gözüküyor. Öğrendiğimiz kadarıyla birkaç konu kalmış anlaşılamayan. Onlar da anlaşıldığı zaman, yani o sıkıntılar da aşılınca, öyle sanıyorum yeni bir seçim kanunu Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Tabii bunun geliş zamanlaması da ilginç olacak. Bu neden ilginç olacak? Seçim kanunda yapılan bir değişiklik bir yıl içerisindeki yapılacak seçimlere uygulanamıyor. Yani değişikliğin üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Yani yeni kanunun uygulanabilmesi aynı zamanda erken seçim tartışmalarına da bir ışık tutuyor. Yani bu çerçevede seyredersem, diyelim ki Kasım'da eğer bu Meclis Genel Kurulu'ndan geçerse, ki hızlı bir şekilde bütçe gelecek, evet. Acil bazı birkaç... 17 Ekim'de gelmesi, evet, bekleniyor bütçe. O arada geçmezse eğer, ki pek o hazırlıklar bitmiş değil. Yani bu şu demektir, Kasım'a kadar geçerse eğer, Kasım'da geçerse seçim Kasım'a kayar. Eğer en erken bir seçim bu yasayla. Yani o da seçim kanunu aynı zamanda Türkiye'deki erken seçimin de biraz şeklini, şemalini, takvimini çizmiş oluyor. Zaten son dönemde seçim barajının %7'ye indirilmesi, evet, konusunda Cumhur İttifakı mutabık. Yani hatta daha da aşağı çekilmesi gibi tartışmalar vardı ama Sayın Bahçeli bunu bir anlamda biraz da sitemli bir şekilde sonuçlandırdı gibi geliyor bana. Özellikle meclisin gündeminde
ki başlıklara baktığımızda sizin önemli gördüğünüz başka bir başlık var mıdır? 17 Ekim'e kadar en azından geçmesi gereken. Şimdi bu Paris İklim Anlaşması'nın meclise getirileceği söylenmişti. O herhalde hızlı Ekim bir şekilde. Ekim ayında gelmesi bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı getireceğiz demişti. Fakat bununla ilgili de ciddi bir şey var. Şimdi Türkiye'de bazı konular hiç tartışılmadan geliyor. Şimdi sanayiciye ciddi bir yük getirecek bu anlaşma. Şimdi sanayici buna hazır mı? Onları da bilmiyoruz şu anda. Mesela ben duydum bazı sektörlere gelecek ek yükün milyar dolarlarla ifade ediliyor. Şimdi yani dünyada birçok ülke bu konuda hassas davranıyor. Yani Türkiye şu anda ciddi bir ekonomik sorunlar yaşarken sanayiciye böyle bir yük gelmesi ne kadar sağlıklı, öncelikli mi? Yani bunları bilmiyorum. Bence düşünmek lazım. Önümüzdeki günlerde bu konuda tartışılacaktır diye düşünüyorum. Mesela bu arada bir doğalgaz sorunu var. Bütün dünya bu doğalgaz meselesinde ciddi şeyler yaşıyor. İşte bugün Çin, dün galiba Çin bütün enerji üreticilerine uyarmış tedariklerinizi sağlayın diye. Avrupa'da yanılmıyorsam 100 euronun üzerine çıktı doğalgaz fiyatları. Yani bu ciddi bir sorun. Yani böyle bir ortamda bilemiyorum. Enine boyuna tartışılmadan hemen harekete geçildi bu iklim anlaşması konusunda. Herhalde Türkiye gündemine oturacaktır konu meclise geldiği zaman. Tartışılacaktır. Şunu da sormak istiyorum. Özellikle Ankara'nın gündeminde adaylık tartışmaları da var. Cumhur İttifakı adayımız belli diyor. Ancak Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları yaşanıyor. Ne dersiniz bu konu hakkında? Ben daha tartışılacağını sanıyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın adayını ne CHP belirleyecek, ne İyi Parti belirleyecek, ne Saadet Partisi belirleyecek, ya yeni, ne de yeni ortaklar işte Deva'dır, Gelecek'tir belirleyecek. Millet İttifakı'nın adayını başkaları belirleyecek. Yani kim destek veriyorsa o belirleyecek. Yani bunu ben niye tartışıyorlar anlamıyorum da. Yani işte CHP şunu dedi, Akşener bunu dedi falan tartışmaları yapılıyor da. Ya yani onlar belirlemeyecek ki. Bakın bir HDP ile ittifak meselesi var. Örneğin İyi Parti Genel Başkanı'nın birkaç ay önceki açıklamalarına bakın. Bir de bugünkü açıklamalarına bakın. Sanki bir güç, bilinmeyen bir güç bu Millet İttifakı'nın partilerine ayar veriyor. Yani sağını solunu düzeltiyor. Konuşmalarının şeklini şemalini çiziyor. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle onlar adaylarını kendileri belirlemeyecekler. Onlara adaylar dikte edilecek. Diyecekler ki adayınız şu. Bunu kimin yapacağı da belli. Biden yönetimi yapacak. Yani bunu artık bence tartışmamızın çok fazla bir şeyi yok, nedeni yok. Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da aslında üst aklı işaret etmişti. Yani bir üst aklın isimleri zarfa koyup onları ileteceğini söylemiş. Daha önce de yaşadık bunu mesela. Ekmelettin İhsanoğlu dönemini hatırlayın. Yani ben bunu çok sık söylüyorum ama yani dostum CHP Genel Başkan Yardımcılarından birçoğuna sordum. Ya nasıl oldu bu belirleme işi diye. Yani yemin billah ettiler ki bizim haberimiz yoktu. Son anda fark ettik ve o saatten sonra da artık zaman çok daralmıştı. Bunu tartışacak zaman yoktu. Geri dönüş de mümkün değildi. Yola devam ettik dediler. Yani o gün nasıl yapıldıysa bugün de öyle yapılacak. Zaten bakın ana muhalefetteki şimdi oradaki dostlarımız ya sürekli bizi tartışıyorsunuz diye kızıyorlar bazen ama ya ne yazık ki bir gerçek var. O gerçek de yani birçok konuda bir başka güç karar veriyor. Örneğin CHP'de şu anda daha yeni CHP'li milletvekillerle sohbet etme imkanım oldu buraya gelirken. Onların söyledikleri de şu. Yani açıkta konuşamıyorlar bunlar ama yani off the record olarak yani aramızda kalsın mantığıyla söylüyorlar. Söyledikleri şu. Ya bizde diyorlar artık parti yönetimi değil danışmanlar öne çıktı. Yani politikaları danışmanlar belirliyor diyorlar. Danışmanlara bakıyoruz. Birçoğunun CHP ile hele Atatürk'ün CHP'si ile hiçbir ilişkileri yok. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. O nedenle oralarda kararları kimin verdiği tartışmalı. Bakın önümüzdeki günlerde ayrıntılarını bir iki gün içinde yazacağım. CHP'den Erbil'e giden heyetin orada neler yaptıklarını, oradaki görüşmelerde neler söylediklerini aktaracağım. Her şaşıracaksınız belki yani nasıl bir şey olmuş bu diye. Şimdi onu bir iki kanaldan daha doğrulatmam lazım. Onunla uğraşıyorum.
Yani vahim bir durumla karşı karşıyayız. Hatta yani Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelmiş bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunu niye söylüyorum? Şimdi düşünün, Mavi Vatan, Türkiye birlik olmuş Mavi Vatan diyor. Evet. Ana muhalefet liderinin dış politika baş danışmanı, genel başkanının dış politikalarını belirleyen, partinin dış politikalarında yetkili olan isim diyor ki Mavi Vatan emperyal bir projedir. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani söz bulamıyorum söyleyecek nasıl bir yol izliyorlar diye. Yani bu böyle devam edebilir mi? Bilemiyorum. CHP tabanı ne düşünüyor? Niye ayağa kalkmıyor? Niye itiraz etmiyor? Onu da bilmiyorum. Gerçi bazı kıpırtılar, bazı serzenişler, bazı tepkiler var ama bunlar henüz çok cılız. Mesela Mavi Vatan konusunda ben yapılan açıklamalardan sonra CHP'den çok daha tavır beklerdim. Mesela Erbil ziyareti başlı başına bir sorun. Bunu Davutoğlu yapmıştı hatırlarsınız. Bağdat'a danışmadan şeye gitmişti. Hiç olmazsa yani biz bir seçim sonra iktidara geleceğiz diyen bir ana muhalefet partisinin Irak'a gidecekse önce Bağdat'a gider. Bakın önce Bağdat'a gider. Ondan sonra Erbil'e gelir. Bu bir diplomatik kuraldır. Önce başkente gidersiniz. Oradaki ayrı bir grubu hedef alıp gitmezsiniz. Ya yani orada garip garip laflar etmezsiniz. Bunu Davutoğlu daha önce yapmıştı biliyorsunuz. Erbil'e buradan gitti. Oradan Kerkük'e geçti. Irak Merkezi Hükümeti o dönemde Maliki Başbakan'dı. Nasıl sert tepkiler verdiğini hatırlayın. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Zaten Millet İttifakı'nda öyle bir manzara var ki şu anda dış politikası Davutoğlu mantığı geçerli. Ekonomide Babacan mantığı geçerli. Peki o zaman niye millet bitti sessin ki? Zaten onu daha önce uyguluyorlardı. Türkiye ekonomisi, Türkiye dış politikası yani geçtiğimiz dönemde şu anda çok değişti ama onlar yüzünden bu hale geldi. Yani eğer Millet İttifakı o günlere adaysa, o günleri tekrar ben yaratacağım, AK Parti oradan döndü diyorsa, Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle dış politikayı %180 derece değiştireceğiz diyorsa, o zaman söyleyecek fazla bir şey yok. Yani yolu belli. Bu tartışmalar devam edecek devam diyorsunuz. Devam edecektir diye düşünüyorum. Peki PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin anayasanın ilk 4 maddesi değişmeden Kürt sorunun çözülmeyeceğine ilişkin ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, yani Türkiye'yi oraya sürüklemeye çalışıyorlar. Şimdi HDP ya da PKK niye böyle bir açıklama yapıyor? Çünkü biliyor, diyor ki bunlar bana mahkum. Çünkü muhalefet öyle bir şey yapıyor. Türkiye'de ne yapıyorlar? Niye HDP ile bir araya geliyorsunuz dendiğimiz zaman genellikle tabanlarını şöyle ikna ediyorlar. Ya bakın oylar şu şekilde. İşte HDP'nin oyu belli, Cumhur İttifakı'nın oyu belli, Millet İttifakı'nın da oyu belli. Sonucu HDP belirleyecek. Bu anlamda onlarla bir şekilde beraber olmamız lazım. Ancak AK Parti'yi bu şekilde yıkabiliriz diyorlar. Şimdi siz böyle bir mantıkla yola çıktığınız zaman, fikri tartışmadığınız zaman, ilkeleri koymayıp sadece bu tür işler yaptığınız zaman HDP de bu durumu ne yapıyor? Kendisi için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Onun için anayasanın ilk 4 maddesini de gündeme getirir. Mustafa Kemal'i de gündeme getirir. Hatta APO'nun serbest bırakılmasını da gündeme getirir. PKK'ların hepsinin serbest bırakılması da gündeme getirir. Zaten nitekim HDP'nin açıkladığı metinde 11 madde miydi o? 11 maddelik 11 madde. Maddede bu da var. Yani yargılamaların, teröristlerin yargılamasının, mahkeme sonuçlarının tümden geçersiz sayılmasını istiyor. Yani böyle bir sürece geldik. Yani Millet İttifakı'nın gittiği yerin nereye doğru evrildiğini görmek açısından son derece önemli gelişmeler. Ben bunlar çok başaramazlar. Yani böyle bir şey, anayasanın ilk 4 maddesini falan değiştirmek. CHP'nin de aslında ana dilde eğitime ilişkin açıklamaları oldu öncesinde. Yani evet, CHP'nin niyeti var da takatı yok. Yani bu halk buna izin vermez. Onun niyeti hep var. Anayasa tartışmaları sırasında biliyorsunuz mecliste bütün partilerin katıldığı anayasa tartışmalarında da o vardı. Daha sonra gizlice yaptıkları İyi Parti ve diğer partilerle yaptıkları bir anayasa taslağı var. Orada da Türk ve Atatürk'ün anayasadan çıkarılması evet. Konusu gündemdeydi. Anayasanın ilk 4 maddesinde de değişiklikler öngörülüyordu. Yani onların niyeti var ama takatlar olacağını sanmıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Vallahi meclis yeni bir yasama yılına giriyor. Önümüzdeki günlerde siyasetin biraz daha hareketleneceğini sanıyorum.
tartışmalar biraz daha alevlenir. Bu süreçte umarız meclis Cumhuriyet'in kuruluş felsefelerine uygun bir şekilde kendisine yön çizer. Ana Muhalefet Partisi ve Millet İttifakı'ndaki işte bir takım partilerin açıklamaları giderek vahimleşiyor. Umarım bu gidilen vahim duruma bir çekidüzen verirler. Halkın sorunları çok büyüdü. Ciddi sıkıntılarla karşıya. Biraz önce de belirttik. Çiftçiler çok sıkıntılı. Bakın ısrarla çiftçileri söylüyorum. Çünkü üretmeden yaşayamayız. Evet. O nedenle çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Çalışanların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Esnaflar pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıla yakındır ciddi sorunlarla karşı karşıya geldiler. Bakın çarşılara gidiyorsunuz, birçok dükkan kapanmış. Bunların yeniden canlanması gerekiyor. Yani bütün sorunlara meclis umarız el koyar ve çözüm bulur. Öyle bir şey olursa Türkiye'nin hayrına bir iş olur. Türkiye için iyi şeyler yapılmış olur. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi yayınımıza konuk oldu. Yeni yasama dönemini değerlendirdik. Meclisten tekrar sözü size bırakalım.